İşlem öncesi dönemi ve kavramları en çok hatayı orada yapıyoruz. Eğer o dersi dinlemek istiyorsanız o dersi arkadaşlar yükledim ben. İzleyebilirsiniz YouTube'dan. YouTube kanalı benim Instagram biyomda arkadaşlar. Somut işlemler dönemi. Şimdi biz somut işlemler döneminde işlem öncesi dönemde neleri yapamıyorsak özellikle sezgisel dönemde onları yapmaya başladığımız dönem. Şimdi somut işlemler döneminde arkadaşlar bir ters ile çevirebilme. Şimdi anaokulu öğrencisi veya o yaş grubunun öğrencisi 5-6 yaşlarındaki çocuklar, 4 yaşındaki çocuklar mesela bir işlem yaptığımız zaman örnek verelim 2 ile 2'yi topladık, 2 ile 3'ü topladık, 2 solda 3 sağda kaldı, eşittir 5 dedik. 3'ün yerini sola aldık, 2'nin yerini sağa aldığımız zaman tekrar işlemi yani yer değiştirdiğimiz zaman sorduğumuzda aynı sonucu elde edip edemeyeceğimizi sorduğumuzda çocuklar, işlem öncesi çocuklar hayır diyecektir. Sebebi nedir bunun sebebi? Tersine çevirebilme. Daha net örnek olarak mesela çocuk bir okula belli bir yoldan gidiyor. Okul öncesi çocuğa dese ki evini bulabilir misin? O geldiği yolu tekrar dönüp o yolu takip ederek evini bulmakta zorlanabilir. Bu somut işlemler döneminde artık yok olmuştur. Tersini çevirebilmeyi yapıyordur. Çocuk artık ben merkezcilikten çıkmıştır. Bu yüzden de dolaylı gerçeği kavramaya başlamıştır. Bakın hem odaklanmacılıktan çıktı, odaklanmacılıktan uzaklaştı. Hem ben merkezcilikten uzaklaştı çocuk ve dolaylı gerçeği kavramaya başladı. Bu ne demek? Görülen tarafını değil mesela sadece olayın görülen tarafını görmüyor. Görülmeyen ve yüzeyde kalan taraflarını da algılamaya başlıyor. Mesela bir eskiden bir masayı resmetmesi gerekirken, o masayı görmesi gerekirken, bu dönemde o masayı sadece söyleyerek gerekli tüm ayrıntılarıyla birlikte çizebiliyor arkadaşlar. Biz buna dolaylı gerçeği kavrama diyoruz. Geçişlilik var. Geçişlik arkadaşlar şununla alakalı. İki tane önemli kavram var. Bir, çocuk korunum kazanacak ama ne korunumu kazanacak? Sıralama korunumu kazanacak. Özellikle de uzunlukla alakalı değil mi? Geçişlilik sorusu geldiği zaman somut işlemler döneminde bize sordukları zaman korunum ilkesini kazanmış olacak ama hangi tür korunumu kazanmış olacak bizde? Sıralama korunumu kazanmış olacak. Mesela işlem öncesindeki çocuklar şunları büyükten küçüğe doğru sırala denildiği zaman genelde en küçükle en büyük koyabiliyorlar ama diğer ortada kalan uzunlukları ise sıralamakta oldukça zorlanıyorlardı. Bu dönemdeki çocuklar ise A ile C'nin birbirine yaklaştırmadan hangisinin uzun olduğunu söyleyebilir. B ile C'de karşılaştırmadan söyleyebilir. Ya da üstündeki zaten santimetreleri okuyarak da söyleyebilir. Geçişlik dediğimiz şey arkadaşlar yan yana koymadan hangisinin hangisinden daha uzun olduğunu veya 10 tane çubuk var. Çeşitli uzunluklarda 10 tane çubuk var. O çubukların ben çocuklara sıralamasını istiyorum. Çocuğumuz da 5 yaşında olsun. O 10 tane çubuğu sıralarken en uzunla en kısayı buldu diyelim. Ama hangi diğerlerinin sıralamasını yaparken oldukça zorlanacaktır. Ama somut işlemler dönemindeki çocuk geçişlik ilkesi kazandığı için, sıralama korunumu kazandığı için bunu yapabilmektedir. Şimdi arkadaşlar odaktan uzaklaşma çok çok önemli bir kavram somut işlemler döneminde. Neden? İki tane unsuru var arkadaşlar. Birisi özdeşlik, ayniyet diyoruz biz buna. Yani nesneye herhangi bir şey eklenmemiş ya da nesnenin bir şey çıkarılmamışsa nesnenin aynı kaldığını biliniyor. Yani nesnenin herhangi bir ekleme çıkarma yoksa ayniyet ilkesi kazanmış oluyor. Yani nesnenin değişmediğini biliyor. Ödünleme telafi ise arkadaşlar nesnenin herhangi bir boyutunu değiştirdiğimiz zaman mesela küpün bir tarafını çıkardığımız zaman aslında küp olmaktan çıktığını bilmesi. Mesela su dar bir cam kaba boşaltıldığında çocuk yüksekliğinin artacağını bilir. Daha geniş bir kaba boşaltıldığında ise yüksekliğinin daha azalacağını bilir. Neden? Nesnelerin neyidir? Farklı özelliklerine göre farklı şekiller alabileceğini yani odaklanma, ödünleme ve özdeşlik aslında baktığımızda temelde yine koruma, yine arkadaşlar korunumla alakalı kavramlar.
odaktan uzaklaşma. Dönüşebilirlik var, bu çok önemli. Dönüşebilirlik, tersine dönüştürme. Mesela hal değiştirme olayı aklımıza gelsin. En net örneği hal değiştirmedir. Örneğin buzu biz ısıttığımızda, sıcaklık verdiğimizde su haline döner. Aynı suyu tekrar dondurduğumuzda onun buz olacağını bilmesi. Özellikle arkadaşlar tersine dönüştürme, biz şeyle karıştırabiliriz, tersine çevirebilmeyle. Aslında mantık olarak aynı şeyler, fakat bu dönüştürebilmek arkadaşlar hal değişimi örneği aklınızda kalsın. Hal değişimi örneği kalırsa, hal değişimi örneği sudan buza, buzdan suya, buradan soruyu net şekilde çözebilirsiniz, çok kolay. Mesela bir balonu şişirdikten sonra içinden havayı verdiğimiz zaman tekrar eski haline döneceğini bilmesi arkadaşlar. Biz buna dönüşebilirlik ya da tersine dönüştürme diyoruz. Tüme varımsal düşünmeyi arkadaşlar çocuklar bu dönemde geliştiriyor. Birkaç özel gözlemden çıkarak genel bir kurala ulaşma, yani parçadan bütüne gidiş, bu dönemde gelişen bir kavram çocuklarda. Özellikle parçadan bütüne gidiş. Çıkarsanmış gerçeklik var arkadaşlar. Örneğin teyzesinin kızının hiperaktif olduğunu bilen çocuğun eve geldiğinde ortalığı dağınık görünce, ha demek bugün teyzem, küçük kızı bizim eve gelmiş demesi. Neden? Hiperaktif çocukların özelliklerini biliyor. Bu doğrultuda ne yapıyor? Bir çıkarımda bulunuyor. Somut işlemler döneminde kazanılıyor. Biz buna çıkarsanmış gerçeklik diyoruz. Yani çocuk süreci tahmin edebiliyor. Önceki deneyimlerine, varsayımlarına bakarak süreci tahmin edebiliyor. Diyor ya örnekte, teyzesi var, teyzesinin çok yaramaz, hiperaktif bir kızı var. O gün onlara eve gelmiş, bir bakıyor ki ev dağınık. Onun gelip gelmediğini tam olarak bilmiyor. Diyor ki, eğer bu ev bu kadar dağınıksa büyük ihtimal teyzem ve küçük kızım bizim eve gelmişler diyor. Kuzenim bizim eve gelmiş diyor. Biz buna ne diyoruz somut işlemler döneminde? Çıkarsanmış gerçeklik diyoruz sevgili hocalarım. Şimdi dönüşümsel düşünme zamanla ilgili perspektif kazanma, yani görüş kazanıyor. Dönüşümsel düşünme ile birlikte ne kazanıyor arkadaşlar? Zamanla alakalı perspektifler kazanmaya başlıyor. Mesela işlem öncesindeki dönemdeki çocuklar şunu yapabilirlerdi mesela. Yarın kitap okudum. İşte sabah işte uyudum. Gibi hani böyle kavramları, zaman kavramlarını karıştırabilirlerdi. Burada dönüşümsel düşünme kazanan bireyde artık zaman perspektifi kazanılmış oluyor. Yani zaman daha iyi algılayabiliyor. Örnek verirsek, bir gün içerisinde yaşamış olduğu tüm etkinlikleri, bakın sırasıyla, işte önce sabah uyandım, kahvaltımı yaptım, okuluma gittim. Okulumdan sonra işte derslerimi yaptım, kitaplarımı okudum. Sonra annem aldı, annem alışverişe götürdü. Sonra birlikte sinemaya gittik. Oradan da halamlara uğradık. Daha sonra da babam için kek yaptık gibi. Nedir? Dönüşümsel düşünmeyle birlikte zaman perspektifi kazanıyor. Zaman perspektifi neymiş? Yine dikkat ederseniz korunum ilkesiyle alakalı. Tek 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 yaşadığı günlük hikayeleri sırasıyla söyleyebilir. Biz buna dönüşümsel düşünmenin zaman perspektifi kazanılması diyoruz sevgili hocalarım. Dolaylı gerçeği kavrayabilme. Bunu söyledik ama örneğini vermemiştim net. Kırmızı renkli kapaklı bir kitabı var. Bakın. Biz yeşil renkli bir kaplıkla kapatıyoruz. Hani yüzlüyoruz kırmızı kitabı. İşlem öncesi dönemdeki çocuğa kırmızı renkli kapaklı kitabı mesela mavi renkle kapatsak, sorsak bu kitabın kapağı hangi renk? Mavi diyecektir. Bakın, kitabın kapağına mavi diyecektir. Neden? Alttaki rengi hatırlayamıyor. Neden? Çünkü nesnenin bir özelliğine göre sıralayabiliyor işlem öncesi dönemdeki çocuklar. Burada dolaylı gerçeği kavrayabilen çocuk, kırmızı renkli kapaklı bir kitabı yeşil renkli bir kaplıkla kapladığınızda gerçek rengini sorduğunuzda çocuk ne diyecektir? Kırmızı. Neden? Kitabın kapağı çünkü kırmızı. Benim onu hangi renkle kaplarsam kaplayayım, kitabın kapağının renginin kırmızı olduğunu ne yapacaktır? Hatırlayacaktır. Yani görünenin dışında nesneleri ne yapıyor? Aslen gerçeğini söyleyebiliyor. Yani görünmeyen şeyleri
görebiliyor. Kapattım ben onu, yeşil renkli kaplıkla kapladım. Kırmızı renk gözükmüyor. Kırmızı renk gözükmemesine rağmen ne yapıyor? Alttaki rengin kırmızı olduğunu bana söyleyebiliyor. Biz buna somut işlemler döneminde dolaylı gerçeği kavrayabilme diyoruz hocalarım. Şimdi bu korunumlar var ve yaş aralıkları var. Özellikle okul öncesi dönemde alan çalışan arkadaşlarım, bu korunum ve yaşları bilmeniz önemli. İlk kazanılan, şöyle söyleyeyim hepiniz için, ilk kazanılan korunum sayı korunumudur arkadaşlar. İlk kazanılan korunum sayı korunumudur. En son kazanılan korunum ise hacim korunumudur. Şimdi şöyle bir yanılgı var, yanlış kavram yanılgıları var. Alan ağırlık korunumundan önce kazanılır arkadaşlar. Hacimden sonra en son kazanılan ağırlık korunumudur. Ağırlık daha sonra alandır. Şimdi sayı korunumu ilk kazanılıyor. Sayı korunumu genelde arkadaşlar okul öncesi döneminde kazanılmaya başlıyor. Yani 5 yaşlarında. İlkokulun başlangıcına kadar giden bir süreçtir. Mesela bir çizgi üzerinde sıralanan nesnelerin sıralanışı değişse bile sayıların aynı kalması. Biz buna sayı korunumu diyoruz. Sıvı korunumu arkadaşlar, aynı miktarda sıvı konan var. Yani meşhur örnek uzun bardak, tombul bardak. Değiştirdiğin zaman işte tombul bardağı koyduğun zaman, uzun bardağı koyduğun zaman işlem öncesi dönemdeki çocuk der ki işte uzun bardakta daha fazla su var. Aslında ikisinde de aynı miktardadır. Bunu kazanabilmesi için çocuğun 6-7 yaşlarında olması lazım. Biz buna sıvı korunumu diyoruz arkadaşlar. Madde korunumu, maddelerin şekilleri değiştirse de miktarının aynı kalınacağını bilinmesi. Örnek nasıl, ne verebiliriz? Mesela buz parçasını erittiğimiz zaman bir yerde, sabit bir yerde, kapalı bir ortam, miktarının değişmeyeceğini bilmesi. 7-8 yaşlarında kazanılıyor arkadaşlar. Dikkat ederseniz alan eğitimi çalışan arkadaşlar, eğer Piaget ile alakalı bir şey sorarlarsa müfredat tamamen bu yaş aralıklarına göre konular veriliyor. Tamam mı? Özellikle fen eğitiminde, matematik eğitiminde. Uzunluk korunumu arkadaşlar 6 ile 8 yaşlar arasında kazanılıyor. Alan korunumu arkadaşlar, belirli bir alan, kaplayan nesne, parçaların yeri değiştirilse dahi kapladığı alanın aynı olacağını bilmesidir arkadaşlar. 8-9 yaşları. Ağırlık korunumu bir nesnenin görünüşünden değil de ağırlığının şeklindeki değişmeye bakılmaksızın aynı kalması. Mesela 6-7 yaşlarındaki çocuğa şunu sorsak, hani var meşhur soru. 1 kilogram pamuk mu ağırdır, 1 kilogram demir mi ağırdır? Net cevapları arkadaşlar şey olacaktır, demir ağır olacaktır. Çünkü öyle algılamaları var. Ağırlık korunumunda ise şekil değiştirilse bile önemli olan orada bana nicel miktarıdır. O yüzden ağırlık korunumu kazanımı genelde 9 ile 10 yaşlarında olur. Hacim korunumu ise en son kazanılan. Genelde hacim korunumu arkadaşlar perspektif almayla alakalı, çizim yapabilmeyle alakalı. Hacim korunumu oldukça geç kazanılan bir kavram. 12-13 yaşlarında kazanılmaya başlanan, yani soyut işlemler döneminde net şekilde kazanılmış olması gerekiyor. Bir soru var, buna bakalım arkadaşlar. 4 yaşındaki Nursel sokakta yürürken bir cüce görür. Annesine dönerek şu çocuğa bak der. Annesi Nursel'e bazı yetişkinlerin böyle küçük olduklarını anlatmaya çalışır. Nursel hayır anne, o bir çocuk diyerek ısrar eder. Nursel'in cüce kişiyle ilgili bu tepkisi aşağıdakilerden hangisine örnek olabilir? Yorumları açıyorum. Cevaplarınızı alıyorum bu soruyla alakalı. Var mı bakalım cevabınız arkadaşlar? Çok enteresan bir soru. Şimdi hocam bu başka bir şey olabilir mi? Odaklanmacılık olabilir mi? İşte özelden özele akıl yürütme, odaklanmacılık olabilir. Evet. Ama ne yapıyor? Çocukların boyu kısa olduğu şeması var. Onun içerisine sokuyor. Cüce kişi demek. Demek ki çocuk demek diyor. Yani ne yapıyor? Asimilasyon yapıyor, özümleme. Hatırlıyor musunuz? Geçen derslerde bir şey söylemiştim size. Dedim ki küçük yaş gruplarında çocuklar ağırlıklı olarak uyum kurma akadomosyon düzenleme yapar. Yaş ilerledikçe bireyler özümseme, uyumsamanın önüne geçer. Çünkü neden uyumsama
daha fazladır küçük yaşlarda. Çünkü onların şema sayıları yeterince fazla değildir. Mesela benim şema sayım sizlere göre daha fazladır. O yüzden ben size göre daha fazla özümleme, özümseme, asimilasyon yaparım. Sizde ise arkadaşlar bana göre daha fazla düzenleme yaparsınız. Örnek verirsek gelişim, öğrenme bazı alan konularında. Bir soru daha var arkadaşlar. Bir hemşirenin kendisini iğne yapmasından sonra hemşirelerin kötü olduğunu inanan bir çocuk yanağının başka bir hemşire tarafından okşanmasını canını yakmaya yönelik bir davranış olarak yorumlar. Çocuğun yanağının okşanmasını bu şekilde yorumlaması Piaget'in bilişsel gelişim kuramına göre aşağıdakilerden hangisine örnek olabilir? Soruda belirtilmesi lazım. Ne dedim? Piaget. Tabii. Piaget'e göre demesi lazım. Demezse arkadaşlar şıklara bakacağız. Ağırlıklı Piaget veriliyor zaten. O yüzden şey yapmamıza gerek yok. Ne diyordu sorumuz? Bir hemşirenin kendini iğne yapmasından sonra hemşirenin kötü olduğunu inanan bir çocuk. Yanağının başka bir hemşire tarafından okşanmasına. Şimdi burada baktığımız zaman sanki soru şeye gidiyormuş gibi geliyor değil mi? Klasik koşullanmaya gidiyormuş gibi geliyor. Ama Piaget sorusu soruyorlar. Şimdi ben korku şeyi geliştirdim mi şeması hemşire hakkında? Evet. O zaman hemşire hakkında bir korku şeması geliştirdiysem hemşire bana yaklaştığı zaman da bana aynı şekilde davranacak diye korkabilirim. Yani ne yapmış oluyorum? Özümleme. Tamam mı? Özümleme. Bütün basketbolcuların çok uzun boylu olduğunu düşünen Mehmet, televizyonda izlediği bir basketbol müsabakasında basketbolculardan birinin oldukça uzun boylu olduğunu görür. Bunun üzerine basketbolcuların çoğu uzun boyludur ama kısa boylu basketbolcular da olabilir diyerek düşüncesini değiştiriyor. Ne yapıyor? Düşüncesini değiştirdi. Olan şemasını değiştirdi. Direkt cevabımız ne arkadaşlar? Olan şemanın değiştirilmesi tamamen uyumsamaydı değil mi? Akadomosyondu. Diğer ismi neydi? Düzenlemeydi. Bir soru daha. Murat Bey ve Zinet Hanım'ın aralarında tartışmaktadır. Murat Bey'in yeter artık hanım senin dırdırını dinlemekten kafamda saç kalmadı dediğini duyan Cenk o esnada televizyonda kelaynaklarla ilgili bir belgeseli izlemektedir. Cenk baba bak kelaynakların kuşlarının hanımları da çok dırdır ettiği için onların da saçı dökülmüş demiştir. Cenk'in bu şekilde düşünmesi Piaget'in bilişsel gelişim kuramında hangi kavramı öğretilirken örnek olarak verilebilir? Evet, ne diyorsunuz gençler bu soruya? Buna D mi diyorsunuz? D mi diyorsunuz? Peki, özelden özele akıl yürütmenin yerine diyelim ki odaklanmacılığı verselerdi. Odaklanmacılığa mı giderdiniz, özelden özele akıl yürütmeye mi giderdiniz burada? Ha, özümleme değil arkadaşlar. Burada bir şey var. Yani kel olmanın şartını ne görüyor çocuk burada? Hanımdırdır olarak görüyor. Değil mi? Hanımdırdır olarak görüyor. Yani hanımdırdır yapıyorsa keldir herkes. Burada odaklanmacılık olsaydı odaklanmacılığa mı giderdiniz? Özelden özel akıl yürütmeye mi giderdiniz? Aralarında çok ince bir fark var arkadaşlar. Burada cevap yine özelden özel akıl yürütme olurdu. Odaklanmacılıkta neydi olay? Olay şuydu. Bakın örnek, net örneği yazmanız lazım. Benim annem, 5 yaşındayım, ben anne diyorum. Biri geliyor ona diyor ki, işte teyze. O teyze değil ki anne. Bakın, o teyze değil ki anne. Genelde betimlemeye, tasvir etmeye yöneliktir odaklanmacılık. Bakın, betimlemeye, tasvir etmeye yöneliktir. O şeyse özelden özele akıl yürütme ise bir neden açıklamaktadır. Bir sebep ol. Mesela çocuk kahvaltı yapıyor. Kahvaltıda her gün yumurta yiyor. Bakın her gün yumurta yiyor. Yumurta yemediği için çocuk diyor bu kahvaltı değil diyor bugün. O gün kahvaltıda yumurta yok. Çocuğa soruyorsun. İşte yiyor. Diyor ki size
Kahvaltı yaptım mı? Hayır, yumurta yemedim. Bak bir sebebi var. Yani özelden özele akıl yürütme. Ne olması lazım? Bir sebep olması lazım. Odaklanmacılıkta ise genelde nesne ve tasvir var. İşte annem benim annem, o işte senin halan olamaz. Benim dedem senin baban değil, o dede. O dede. O amca olamaz gibi. Tamam mı? Arada net bir farklılık var. Karıştırmayınız bunu lütfen. Kalpler geliyor. Umarım şey yoktur. Geliyor değil mi? Sesin falan geliyor. Herhangi bir sıkıntı yok değil mi gençler? Bir soru daha yapalım. Şimdi yukarıdaki verilen boşluklara sırasıyla aşağıdaki kavramlardan hangisi gelmelidir? Yeni karşılaştığı bir durum karşısında birey denge durumunda çıkıp bir dengesizlik yaşar. Bireyin bu dengesizlikten kurtulabilmesi için yeni karşılaştığı durumu ya mevcut şemaların içerisine yerleştirip, o zaman mevcut şemaların içerisine yerleştirmeye biz ne diyoruz? Özümseme. B veya D. Buna asimilasyon da diyebilirler. İkiye bakalım. Veya bunun için zihninde yeni bir şema açıp yeni şema oluşturma, uyumsama, düzenleme, akademosyon diyebilirler. Tekrar dengeye kavuşacaktır. Bu birleştirme ve bütünleştirme işine biz, soruyu devam ettiriyorum, üçüncü şeyi derdim. Bakın bu birleştirme ve bütünleştirme işine dedik. Bana üçüncü şey ne olacak eğer böyle bir şey varsa? Örgütleme olacak. Bakın soruyu uzatıyorum sizin için. İkiyi bulduk. Üçe de diyorum ki bu süreçte bireyin, çocuğun o uyum yaparak olayları birleştirip bütünleştirmesi. Bakın anahtar kelimelerini veriyorum. O zaman bize neyi soruyordur aynı zamanda 3 olsaydı böyle diyerek? Örgütlemeyi soruyordur. Karıştırmayın. Örgütleme hepsinin bir bütünü. Bütünleştirme, birleştirme olacak anahtar kelime olarak. Bir soru da arkadaşlar. Uzun zamandır görmediği teyzesiyle telefonda konuşan Berk, dede bak ne kadar büyüdüm demiştir. Kendi görüyor ama dedesi görmüyor telefonda. Bu durum Piaget'in zihinsel gelişim kuramında hangi kavramla açıklanabilir arkadaşlar? Sadece kendi gördüğünü söylüyor. Kendi hissettiğini, kendi düşündüğünü. Karşı taraf da onun gibi olduğunu, onun gibi düşündüğünü, onun gibi gördüğünü düşünüyor. Tek bir cevabımız var böyle bir şeyde. Direkt cevap nedir? Ben merkezci düşünmedir. Süper. Şimdi kapatıyorum. Soyut işlemlere geçiyoruz gençler. Soyut işlemler dönemi arkadaşlar. Soyut işlemler dönemi. Bakın. Tüme varım. Somut işlemler döneminde başlıyor. Tüme varım. Parçadan bütüne. Tümden gelimsel düşünme soyut işlemler döneminde ağırlıklı olarak kazanılır. Tümel yani bütünden parçaya geçiştir. Mesela çocuk, okul öncesindeki bir çocuk veya ilkokulda bir çocuk şunu yapamaz. Bütün insanlar zeki, Ali de bir insan, Ali de zeki diye bir önerme savunamaz. Bu soyut düşünme gerektirir. Peki soyut düşünmenin hangisini geliştirmesi lazım? Tümden gelimsel geliştirme. Bakın bütünden parçaya inmiş. Bunu hangi dönemde kazanıyor? Soyut işlemler. Bütün insanlar zeki. Ali de insan. O halde Ali de zeki gibi. Hipotetik, olasılıklı, varsayımsal. Üç ismini birden veriyorum. Bakın. Hipotetik, olasılıklı, varsayımsal. Hepsi aynı şey. Arkadaşlar eğerli düşünmedir aslında. Eğer cümleleriyle. Örneğin parçadan bütüne ulaşırsa biz buna tüme varım diyoruz. Bütünden parçaya ulaşırsa biz buna tümden gelim diyoruz. Eğer kelimesinden sonra herhangi bir parça bütün ilişkisi olmazsa, bakın eğer kelimesinden sonra herhangi bir parça bütün ilişkisi olmazsa biz buna hipotetik düşünme diyoruz. Çünkü biz bunu varsayarak düşünüyoruz. Tümden varım ve tümden gelimde varsayım yok. Bakın. Tümden varım ve tümden gelimde varsayım yok. Hipotetik düşünmeyi karıştırmayınız. Çözüme ilişkin olası olaylar belirleyebilmektir. Geçmişe ya da geleceğe yönelik olabilir. Bakın bunlar da öncülleri. Atanırsanız ne olur? Muhtemelen çiftetelli oynarsınız.
atanırsanız çifte telli oynarsınız. Bize de herhalde bir şey yaparsınız. Bir kıyak geçersiniz. Dua falan edersiniz herhalde. Örnek. Türkiye Avrupa Birliği'ne girerse ne olur? Bakın parça bütün ilişkisi yok. Parça bütün ilişkisi yok. Varsayımsal düşünün. Çok komik bir örnek atayım. Anlatayım size. Ergenlik döneminde eve geç geldin. Bile diyelim ki alkollüsün. Şimdi düşünüyorsun ki kapıyı annem açarsa ne olur? Babam açarsa ne olur? Diyorsun ki annem açarsa biraz kızar, girer yatarım. Babam açarsa Allah, yedim ayvayı diyorsun. Şimdi bu varsayımsal, hipotetik düşünmedir. Tamam, anlamışızdır inşallah. Şimdi arkadaşlar, bütünleştirmeci kombinasyonel düşünme. Şimdi bir problemin çözümüne vardığımız zaman, başladığımız zaman biz farklı alt problemlerin çözümüne bağlı olduğunu biliriz. Mesela işsizlik denildiği zaman işsizliğin sebebi ne olabilir? İşte hizmet sektöründeki çıkarmalar, devletin ekonomik krizleri, işte KPSS'deki alım azlığı. Ne yapıyorsun? İşsizlik denildiği zaman onunla alakalı birden fazla şeyi ne yapabiliyorsun? Hatırlayabiliyorsun, birleştirebiliyorsun, bütünleştirebiliyorsun. Bir kombinasyon yapabiliyorsun. Street Fighter oyunu vardı, kombinasyonlar vardı. Kafa, göz, indir, üçüncü darbe sert gelirdi. Bunun gibi düşün. Bir kelime var. Ben diyorum ki size, örneğin koronavirüsü diyorsun. Covid-19 dedim. Dedim ki sokağa çıkma yasağı, eve kapan, evde kal. İşte yayılma hızı oldukça yüksek. Ne yaptım ben şu an? Bütünleştirmeci kombinasyonel düşünme yaptım. Ergen ben merkezciliği arkadaşlar. Bu işlem öncesindeki ben merkezciliğin biraz değişik versiyonu. Hani işlem öncesinde ne yapıyordu ben merkezcilikte? Kendi görüyor, kendi düşündüğü doğru. Diğerleri önemli değil. Yani kendi görüyorsa babası onun da gördüğünü düşünüyor. Genelleme yapıyordu. Ben görüyorsam o da görüyor diyordu. Ergen merkezciliğinde ise dünyada başka insanların farkında olduğunu biliyor. Babasının, annesinin farklı düşüneceğini biliyor. Arkadaşlarının farklı düşüneceğini biliyor. Pardon arkadaşlar. Efendim? Evet, dersteyim Nihat'cığım. Nihat hocanız arıyor şu an. Özellikle mi yaptın? Arkadaşlar ölçme için Nihat Ayten takip edin. Arkadaş biraz sihir sahibidir. Ele yazıyor, bir şeyler yazıyor. Ölçmeyi öğretiyor. Beş parmakla ölçmeyi anlatıyor. Nihat Ayten takip edin. Birçoğunuz da belki takip ediyorsunuzdur. Ölçmenin babası bana göre. Sistem güzel değil mi? Hoşuna gitti mi? Tahtayı da aldım. Yakında 10-15'er dakikalık dersler de başlıyor. Hatta senin de bir gün alayım. Sen de bir tahtada bir ölçme anlat biraz. Ay kıyamam ben sana. Hadi hadi öpüyorum, kendine bak. Hadi hocam. Hadi görüşürüz. Sabote edildim arkadaşlar. Nihat hocanız tarafından olsun. Nerede kaldık? Ergen ben merkezciliği. Bakın işlem öncesindeki ben merkezcilikte çocuklar neyi bilmiyorlar arkadaşlar? Dünyada başka insanlar olduğunu bilmiyorlar. Dünyada başka insanların neler düşündüğünü farkına varmıyorlar. Ergenlik döneminde ise başka insanların olduğunu biliyorlar. Ama çevresindeki insanların hep onu izlediğini düşünüyorlar. Mesela ay herkesin gözü bende. Aa bana bakıyor, işte beni mi konuşuyor acaba? Şöyle mi yapıyor? Ne doğuruyor bu? İşte giyim kuşam benzerliğini doğuruyor. Hayali seyirciler olduğunu, ilgi odağının sürekli onun üzerinde olduğunu düşünüyor. İşte kantinde oturuyor. Aa bunlar beni mi kesiyor acaba? Beni mi beğendi falan böyle. Biz bunlara hayali seyirciler, ergen ben merkezciliği diyoruz. Hani en iyisini ben yaparım, ben bilirim düşüncesi arkadaşlar. Annem babam işte beni hiç anlamıyor, bilmiyorlar falan, dinlemiyorlar. Kişisel efsane mit var arkadaşlar. Mesela bu şey, bu çok önemli. Ergenlik döneminde bana bir şey olmaz düşüncesi. Mesela şu an dışarıda Covid virüsü var ve ergenler dışarıda. Ya biz genciz ya, bize bir şey olmaz falan. Bu ergence
bir davranış oluyor. Biz hani deriz ya ergence davranışlar. Birçoğumuza buna benzer şeyler yaptık. Biz buna kişisel efsane mit diyoruz. Omnipotent düşünce ise arkadaşlar ben her şeyi yapabilirim inancı yani. Ya bana babam anam bu kadar annem bu kadar konuşuyor ama ben bunu yapabilirim ya ben 19 yaşındayım falan dersin ya. Bu da omnipotent düşünce oluyor. Yani ben her şeyi yapabilirim. Omnipotent bana bir şey olmaz kişisel efsane. Aradaki ayrım bu arkadaşlar. Şimdi Piaget'in zihinsel gelişim aşamaya ilişkin ilkelerinden biraz bahsedelim. Her birey evreleri atlamadan sırayla izliyor. Şu ana kadar işlediğiniz dikkat ederseniz. Ancak gelişimde bireysel farklılıklar var. Özellikle kazanma hızlarında çevre etkili arkadaşlar. Evrelerde belli bir hiyerarşi var. Zaten adamın gelişim kuramı basamaklıdır, hiyerarşiktir. önceki evre sonrakinin temelini oluşturuyor arkadaşlar. Yani bir çocuk nesne sürekli kazanmadan zaten özelden özele akıl yürütmeyi yapamaz. Çünkü bellek gelişimi gerekli. Yani annesini belirleyemez, tanıyamaz. Diğer evre zihinsel gelişim çok yavaş ve aşamalı olduğunu söylüyor arkadaşlar. Dikkat edersek gerçekten her döneme ayrı ayrı yavaş bir şekilde ve aşamalı şekilde zaten birbirine benzer kavramlar hiyerarşik ve aşamalı olması. Esnek düşünme arkadaşlar bu dönemde kazanılan soyut işlemler döneminde kazanılan hipotetik düşünebilen ergenler bir probleme dair durumları sıralayabilir. Kendi görüşlerini katabilir. Yani tek bir çözüme saplanıp kalmaz. Farklı çözüm yolları üretebilirler. Göreceli düşünme belli bir zamana kişiye duruma göre düşünebilme arkadaşlar. Varsayımsal düşünmeye benzer. Mesela bu durum işte şu zamanda olsaydı, şöyle olsaydı, bu kişiye yapılmış olsaydı nasıl olurdu deyip duygu, düşünce ve inançlarını geliştirebilir. Yani göreceli, göre. Göre anahtar kelimemiz. Eğer soruda göre diye bir şey geçiyorsa ona göre bu zamanda böyle böyle bize sorduğu soyut işlemlerde göreceli düşünmeyi soruyordur. Şimdi arkadaşlar uyarı, bunlar uyarılarım. Bilişsel gelişim basitten karmaşaya doğru gidiyor. Piaget'de basitten karmaşaya doğru gidiyor. Bilişsel gelişim yavaş aşamalı. Bir basamak önce de yani bir aşamada elde edilen yaşantılar sonraki aşamaların temelini oluşturuyor. Çok çok önemli. Bilişsel gelişim evreleri hiyerarşik ve atlamadan belli bir sırayla izliyor. Bu çok önemli bir farklılık arkadaşlar. Bilişsel gelişimde bireysel farklılıklar var. Bilişsel gelişimde içsel süreçler önemli. Vygotsky'de ise hangi süreçler önemli daha çok? Dışsal süreçler önemli. Şimdi Piaget arkadaşlar yapılandırmacılıkta bireysel yapılandırmacılıkta destekler. Vygotsky ise daha çok böyle toplumsal yapılandırmacılığı destekler. Neden? Çünkü ustan önemlidir. Üst biliş anlamında seni destekleyecek, rehber olacak kişi önemlidir. Dil zaten çok çok önemli bir faktör. Piaget'i de arkadaşlar şöyle yapalım. Bakın elimi görebiliyor musunuz? Bu şekil elimi dilinize serçe parmağınız gelecek, baş parmağınıza kafanıza gelecek şekilde tutun. Mesela Piaget'i arkadaşlar, pardon Vygotsky'de her zaman serçe parmaktan baş parmağa gideceğiz. Serçe parmaktan baş parmağa gideceğiz. Serçe parmak dilimden zihnime gider Vygotsky'de. Bakın ağızdan beyne gider. Bu Vygotsky'dir. Yani dil diyor zihinsel olgunlaşmaya katkıda bulunur. Piaget'de ise bunu ters çeviriyoruz. Bu sefer ne oluyor arkadaşlar? Bu sefer serçeden hani baş parmağa gidiyoruz ya zihinden dile gidiyoruz. Bakın zihinden dile gidiyoruz. Yani zihinsel olgunlaşma Piaget'de şart. Vygotsky'de önemli değil mi? Önemli ama Piaget'in söylediği gibi değil. Bakın bu Piaget. Serçeden baş parmağa gidiyoruz. Bu Piaget arkadaşlar. Bu ise Ronaldinho'nun meşhur hareketi var ya gol sevincinden sonra veya rockçılar falan yap metal. Serçeden baş parmağa gidiyoruz. Dil ağzınıza koyun serçe parmağı. Elleri yıkadıysanız tabii Covid virüsü kapmayalım. Sonra beni suçlamayın. Baş serçe parmaktan baş parmağa gidiyoruz. Biz buna ne diyoruz arkadaşlar? Vygotsky. Bu ne? Tersi. Bu da Piaget. Okey. Şimdi bilişsel gelişimde adam biyolog arkadaşlar. Şimdi Piaget biyolog olduğu için altyapısı da biyolojiktir. O yüzden zaten olgunlaşma çok önemli. Vygotsky'de ise sosyal çevreyi temel alıyor.
ben merkezcilikten sosyalliğe doğru bir gelişim seyri var. Vygotsky'de ise tam tersi. Şimdi hocam şöyle mi yani? Sosyallikten ben merkezciliğe mi gidiyor? Hayır, öyle demiyor. Vygotsky şöyle diyor. İlk başta dışsal süreçleri etkili, daha sonra biz içselleştiriyoruz öğrenmeyi diyor. Piaget ise ilk beyin merkezci, yani içsel süreçlerden dışsal süreçlere gidiyoruz diyor. Tamam mı? Aralarındaki farklılıkları da söylüyorum ben size. Biraz soru çözelim arkadaşlar, gençler. Soru, anne Sibel'in legoları renk ve şekillerine göre ayırmasını istemiştir. Ancak Sibel ya sadece renklerine göre ya da sadece şekillerine göre ayırabilmiştir. Sibel, Piaget'in bilişsel gelişim dönemlerinden hangisine ait bir özelliği sergilemektedir? Yorumları açıyorum, cevaplarınızı alıyorum. Evet arkadaşlar, hangisini? Şimdi ilk aranan şey işlem öncesi değil mi? Çünkü tek bir özelliğine göre sınıflama yapabiliyor. Bakın, tek bir özelliğine. Dikkat edin, ya rengine göre yapabiliyor. Mesela böyle iki tane benim şeyim olsun, bir kürem olsun, şey, kavanozum olsun. Kavanozun içine yeşil, kırmızı, mavi renk topları atayım. Üzerlerinde de hayvan, bitki figürleri olsun. Şimdi 5 yaşındaki çocuğa şunu dediğin zaman yapamaz. Bana hayvan figürü olan kırmızı ve mavi topları bul dediğin zaman çocuğa birden fazla özellik söylüyorsun. Birden fazla özellik söylediğin zaman çocuk yapamıyor. Neden? Çünkü bir tek özelliğine göre sınıflandırabiliyor işlem öncesinde. Ama somut işlemler döneminde, yani 7 yaşındaki çocuğa bunu söylesen anında yapabilir. O yüzden somut işlemler olmaz. Sezgisel dönem diye verdi şıkka. Buraya işlem öncesi dönemde diyebilir. Ağırlıklı olarak bu özellik sezgisel dönem çocuklarının özelliğidir arkadaşlar. İşlem öncesi dönem olacak. Gelelim Vygotsky'ye. Vygotsky'yi de anlatalım. Vygotsky arkadaşlar, bakın şu da yazan yerler var ya, bunları not alacaksınız. Bakın, Vygotsky zihinsel gelişim kuramı. Piaget şöyle diyor. Otistik konuşma ben merkezci dilden toplumsal konuşmaya geçiriyor. Toplumsallaşmış konuşmaya geçiriyor. Bakın, otistik konuşmadan ben merkezci dile, ben merkezci dilden hocam Nagihan Hoca, Nagihan beni öldüreceksin ya. Yorum, dur yorumlara kapatayım. Güldürüyorsunuz, şurayı anlatacağım. Bekleyin. Şimdi Vygotsky'de arkadaşlar Piaget'in dil gelişimi farklılığını anlatıyorum. Bunu not almanızı istiyorum sizden. Piaget'de arkadaşlar otistik konuşmayla başlar. Ben merkezci dil olur. Toplumsallaşmış konuşmaya döner Piaget'de. Vygotsky'de ise toplumsallaşmış dille başlar. Ben merkezi konuşmaya döner. Daha sonra içsel konuşmaya başlar. Yani dikkat ederseniz dışsaldan içsele, burada ise içselden dışsala geçiş var. Asıl özeti bu. Piaget'de içselden dışsala geçiş var. Vygotsky'de dışsaldan içsele geçiş var. Bunları not almanızı istiyorum. Vygotsky'ye göre bilişsel gelişim çocuğun öğrendiği dil ile çevresinden aldığı sosyal desteğe bağlı. Yani bana bağlısınız gençler. Sizin ya, ben sizin öğretmeninizim, rehberinizim. Anneniz babanızdır mesela size ilk şeyleri öğreten. O yüzden gelişimin sosyokültürel yönüne vurgu yapar. Piaget'de önemli değil mi? Olur mu? Önemli. Etkileyen faktörlerden biri. Ama adam öğrenmeyi Vygotsky'nin resmen buna dayandırıyor. Ustan önemli. Tamam mı gençler? Temel kavramları ne? Gelişmeye açık alan. Çocuğun kendi kendine arkadaşlar sağlayabileceği. Mesela ben size bir makale konusu versem. Ya da desem ki size, gidin bu kavramları kendi kendinize çalışın desem. Siz kendi kendinize yapabileceğiniz belli bir düzey vardır. Belli bir düzey vardır. Diyelim ki gelişim psikolojisini 100 parça ayıralım. Yani 100 puanlık bir kısma ayrılalım. Siz kendi kendinize 30 puanlık yere yapabiliyorsunuz. Örneği yazabilirsiniz. 30 puanlık yere yapabiliyorsunuz. Ama bu kalan 70'lik yer ise açıkta kalıyor. İşte açıkta kalan yeri kimle tamamlayacaksınız? Hocanız, Fatih hocanıza tamamlayacaksınız. Benim ya sizin hocanız şu an. Veya gelişim hocanız kimse. 100 puanlık bir yer var. Siz gelişimde 30 puanlık yeri biliyorsunuz. 70 puanlık yer ise bilinmiyor sizin için. Ama sizin öğrenebileceğiniz bir yer.
Ben size bu 70 puanlık yeri sizi ipuçları vererek, size rehberlik sağlayarak, sizi işte geri dönütler vererek ne yapıyorum? Rehberlik ediyorum. Yani sizin kendi başınıza yapabileceğiniz alan 30, yapamayacağınız toplam alan 100, aradaki alan 70. Buraya biz ne diyormuşuz o 70'lik alana? Gelişmeye açık alan diyoruz arkadaşlar. Yakınsak gelişim alanı ise Vygotsky'deki bu bütün öğrenme olayına biz ne diyoruz? Yakınsak gelişim alanı diyoruz. Gelişime açık alan, yakınsak gelişim alanı ise öğrenmenin bütünü. Ne olacak işin içerisinde? Ben size ipuçları vereceğim. Ben size geri dönükler vereceğim ustanız olarak, bilişsel anlamda sizden daha üst seviyede olduğum için. Bunun çok güzel çizimi var. Bu Vygotsky'nin havuzla ben çok net şekilde öğretiyorum. Bunun tahtaya havuzunu çizeceğim. Kısa video atacağım. Hepsini öğreneceksiniz Vygotsky ile alakalı. Hepsini. Bunları daha böyle çizerek anlatmak istiyorum. Yakınsak gelişim alanı. Bunu arkadaşlar yakın, yakınsal, yakınsak diye biliyorlar. İşbirlikli öğrenme yine Vygotsky'dedir arkadaşlar. Özellikle şeyde ÖYT derslerinde size bolca anlatılır işbirlikçi öğrenme, işbirlikçi öğrenme. Sosyal çevrede bireylerin rehberliğinde oluyor arkadaşlar. İşbirliği içerisinde oluşuyor. Karşılıklı bilgi alışverişi var. Karşılıklı geri dönüt alışverişi var. Bakın, karşılıklı geri bildirim var. Geri dönütler var arkadaşlar. Özel konuşma, içsel konuşma. Bireyler kendi kendine konuşarak farkındalık yaratıyor bu süreçte. Özel konuşmalar ilk başta sesli, yani dışsal konuşma olarak yapılır. Dikkat edin, 4-5 yaşındaki çocukları gözlemleyin oyun oynarken hep dışına konuşarak. Ama 9-10 yaşlarına geldikleri zaman o hala dışından konuşma devam ediyor ama bu sefer ne? İçten konuşuyor. Yeni bir şey öğrenirken de öyleyiz. Yeni bir şey öğrenirken biz ilk başta kendimiz böyle kendi kendimize konuşuruz. Ama o işi otomatikleştirip öğrenmeye başladıktan sonra biz ne yaparız o süreci? İçimizden konuşuruz. Mesela araba kullanmayı öğrenirken. Böyle ben buraya dönmedim, ben işte geniş almanım, ben frenizi değiştirmeyi unuttum falan dersin. İşte dikiz aynanla uğraşsın, araba gelecek falan. Bu dışsal konuşma, ama otomatiğe çevirdikten sonra sen hala bunları konuşuyorsun. Ama nasıl konuşuyorsun? İçinden konuşuyorsun. Şimdi sağımı kontrol etmeliyim, işte geniş almalıyım, dönmeliyim, sinyal vermeliyim. Bunu içinden konuşuyorsun. Vygotsky'de bu dışsal konuşmalar içsel konuşmalara dönüyor arkadaşlar. Bu da öğrenmenin gerçekleştiğinin göstergesi. İçselleştirme diyoruz. Yapı iskelesine hocam. Şimdi yakınsak gelişim alanı ile yapı iskelesini nasıl ayırt edeceğiz? Yapı iskelesi arkadaşlar benim. Siz benim öğrencimsiniz. Yapı iskelesi benim. Bakın benim. Fatih hocanız. Neden? Ben size ne sağlıyorum? Temel sağlıyorum. Ben size ne sağlıyorum? İpucu sağlıyorum. Ben size ne sağlıyorum? İşte geri bildirim sağlıyorum. Ben size ne sağlıyorum? Bilgilerimi aktarıyorum. Birlikte öğreniyoruz. Ama ben size ne yapıyorum? Bu süreçte rehberlik ediyorum. Temel oluşturuyorum. Yapı iskelesi, çatı iskelesi, iskele modeli. Bu bir insan da olmayabilir abi. Bir araç da olabilir. Mesela şey var. PlayStation oynayan var mı içinizde bilmiyorum. PlayStation oyununa bir yere takılırsınız. Ulan ne yapacağınızı şaşırırsınız. Oyun size şöyle der. Sağ tarafa yürü zıpla. Sağ tarafa yürü zıpladığında o turu geçersin. O sağ tarafa yürü zıpla komutu arkadaşlar benim için ipucudur. İpucuysa nedir o zaman? Vygotsky'ye göre yapı iskelesidir. Bilgisayardaki yönergeler. Örneğin. Birkaç soru çözelim arkadaşlar. Soruların arkasına bitirmeyi hedefliyorum. Amcası Sunay'a bak kızım. Bu vites, bu gaz, bu debriyaj ve bu fren. Şeyi de açayım yoruma. Cevaplarınızı da alalım hem. Vitese atıp yavaş yavaş ayağını debriyajdan çekerek gaza basacaksın. Sonra vites değiştireceksin. Şimdi benim işim var, sen yaparsın diyerek kendi kendine kullanmasını sağlamıştır. Verilen örnek Vygotsky'nin kuramında hangi kavrama karşılık gelir? Babasının söylediğini soruyor değil mi bize? Babasının söylediğini soruyor. Babasının verdiği ipuçları, uyarıların hepsi yapı iskelesidir, rehberliğini soruyor. Sevgili hocalarım, hepiniz de doğru yaptınız. Kolay mı sorduk, ne yaptık? Buna bakalım. Resim yaparken yanında kimse olmamasına rağmen Alperen. Şimdi buraya bir ağaç çizeceğim. Şimdi de bir ev çizeceğim. Şimdi de bir kedi çiziyorum. Der dışından. Yukarıda verilen örnek durumda Vygotsky'ye göre Alperen'in gösterdiği gelişimle ilgili
gelişimle ilgili kavram aşağıdakilerden hangisidir? Bakın dışsal konuşma ne demiş? Hani Piaget'de monologlar işlevsizdi ya. Vygotsky'de ise işlevi var. Biz buna ne diyoruz? Monolog konuşmana diyoruz. Denizli olacak arkadaşlar. Hoppa bir soru daha. Sonra bilişsel gelişim bunu nerede en son anlatacağım dil gelişimini anlatırken. Bilişsel gelişim bitiriyoruz bu soruyla. Hadi iyisiniz bitiyor. Geometri dersinde arkadaşına göre daha başarısız olan Emre bu konuda arkadaşından destek almıştır. Arkadaşından yardım alan Emre geometride ciddi şekilde aşama kaydetmiştir. Vygotsky'nin kuramına göre bu durum hangi kavram ile açıklanır? Hangi kavramla açıklanır arkadaşlar? Geometri dersinde arkadaşına göre daha başarısız olan Emre bu konuda arkadaşından destek almıştır. Arkadaşından yardım alan Emre geometride ciddi şekilde aşama kaydetmiştir. Vygotsky'nin kuramına göre bu durum aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanır? Bize aşama kaydetmesini soruyor. Yani öğrenmesini soruyor. O zaman doğru cevap Vygotsky'de öğrenmeye ne diyorduk biz? Aşama kaydetmesini, öğrenmesine. Yakınsak gelişim alanı. Akran danışmanlığı Vygotsky'de yok. Unutmayın. Akran danışmanlığı Vygotsky'de öyle bir tabir yok. Vygotsky'ye diye soruyorlarsa size şunun dördünü sorarlar. Bu zaten ele. Size ne diyor? Aşama kaydetmiştir. Olayın tamamını soruyor. Biz buraya ne diyoruz Vygotsky'de? Öğrenmeye yakınsak gelişim alanı. Arkadaşlar hayırlı olsun. Kişilik gelişimine geçeceğiz. Kişilik gelişimde yarın bitiririz umarım. Var mı sormak istediğiniz sorular? Monolog konuşma, içsel konuşma. Dönelim. Bir dakika dönelim. Şu soru mu? Döndüm. Evet. Nurgül döndüm. Var mı? Bu soruda bir takıldınız mı? Ha bu soruyu anlamadınız. Tamam anlatalım. Ne var bunda? Şimdi arkadaşlar hani çocuklar Vygotsky'de ilk başta nasıl konuşuyorlar? Dışsal konuşuyorlar değil mi? Kendi kendine konuşuyorlar. Monologlar halinde konuşuyorlar. Yani aslında çocuğun böyle oyun oynarken kendi kendine konuşması, dışsal konuşması önemli bir şey Vygotsky'de. Piaget'de önemsiz bir şey. Hatta ne yapmıştım ben Vygotsky'de? Vygotsky'de dil zihinsel gelişimi etkiliyor. Piaget'de nasıl? İlk başta zihinsel gelişim sonra dil. Tamam mı? Şimdi buna baktığımız zaman monolog konuşmasına baktığımız zaman monolog neydi? Piaget'de işlevsizdi. Kendi kendine konuşması. Burada ne yapıyor çocuk? Kendi kendine konuşuyor. Vygotsky'de biz buna ya monolog konuşma deriz ya da dışsal konuşma deriz. Tamam mı? O yüzden Ceyhan dedim. İçsel konuşma yok. Daha içsel konuşmuyor. Kendi kendine sesli şekilde konuşuyor. İçsel konuşma, içsel konuşma olabilmesi için şöyle sorması lazım içsel konuşmayı size. Bakın şöyle sorması lazım. İlk başta bunu anlatacak. Ondan sonra adam birkaç ay geçtikten sonra bunları hiç kendi kendine konuşmadan yapmaya başladı. Deseydi içsel konuşma diyebilirdim veya içselleştirme derdi. Burada ise monolog kendi kendine konuşmasını söylüyor. Var mı cevap? Soru? Anladınız mı? Anlamadan geçmeyelim. Ben bunu zaten size çizerek öğreteceğim. Vygotsky'yi 5 dakikada çizerek öğretiyorum arkadaşlar. Garanti. Hocam özümsemenin ilk 3 sorusunu yanlış yaptım. Özümsemenin ilk 3 sorusu. Şöyle mi dönüyorsun? Hemen özümsemenin ilk 3 sorusu. Hangisiymiş? Şunlar o zaman. Şunlar mı?
Bakın özümseme ile uyumsama arasında en büyük farklılık nedir biliyor musun? Özümsemede mantık şudur. Özümsemede mantık şudur. Olan şemaların içine koyarız biz. Bakın olan, bende var olan bilginin içine koyarız. Yani şöyle düşünün. Çizelim şöyle. Bakın. Ben bir tane şu örnek veriyorum. Kare var bende. Özümseme. Bakın. Özümseme geliyor mu? Görebiliyor musunuz? Mesela benim kare diye bir özümsemem var değil mi? Kare. Ben ne yapıyorum? Kareye benzeyen bir şey geliyor. Ben ona eklemleme yapıyorum. Yani özümseme yapıyorum. Genişletiyorum. Biz buna ne diyoruz arkadaşlar? Biz buna özümseme diyoruz. Tamam mı? Ama mesela kare var. Ben tuttum. Bakın. Uyumsamadı yanına çizdim. Görebiliyor musunuz? Karenin içine yuvarlığa koydum. Uydu mu uymadı. Ne yapmam lazım o zaman? Yeni bir şema oluşturmam lazım. O zaman yuvarlak daire şeması oluşturdum. Bu da uyumsama. Yani yeniden oluşturma, yeniden yapılandırma, uyumsama. İçine sokmak ise olan şeylerin içine, özümseme şemanın içerisine koymak ise. Ben bunu tahtada anlatacağım size. Tamam, özellikle bu Vygotsky tahtada anlatacağım. Herhangi bir Vygotsky sorusu kaçırmayacaksınız, söz veriyorum. Hatta Vygotsky'nin dönemlerini de konuşacağız sırası geldiği zaman. Şimdi arkadaşlar... dikdörtgene uzun kare denmesi ne olur? Dikdörtgene uzun kare denmesi özümseme olur arkadaşlar. Dikdörtgenle karenin farklı olduğunu ne zaman öğrenecek? Aa, diyecek ki kare, hani dikdörtgene uzun kare dedi değil mi? Dikdörtgene uzun kare dedi. Dikdörtgenin neyi vardı? İki uzun kenar, iki kısa kenarı var. Ama karenin bütün kenarları eşit. Çocuğa diyorsun, çocuk görüyor. Aa, bu uzun kare. Babası da diyor ki veya öğretmen ona. Bu şimdi çocuk özümseme yaptı. Hani uzun kare diyerek. Öğretmen diyor ki diyor. Buna biz dikdörtgen deriz. Çünkü karenin bütün kenarları eşittir. Dikdörtgen dediğimiz şey, uzun kare dediği şey dikdörtgendir. İki komşu uzun kenarıyla iki komşu kısa kenarı birbirine eşittir. Farklıdır kareden dediğimiz zaman çocuk anladım biz bunu dikdörtgen diyoruz dediği an biz ne yapıyor burada çocuk? Uyumsama, düzenleme, akadomosyon yapıyor arkadaşlar. PDR alan konularının tekrarını da yapacağım. Kısa çözümler de yapacağım. Soru çözümleri de yapacağım. Hepsini yapacağım. Vaktim bol. Yaparım yani. Hiç dert etmeyin. Siz sadece arkadaşlar sizden tek isteğim var. Olabildiğince insana ulaşmak istiyorum bu anlamda. Desteklerseniz sevinirim. Çünkü ben daha yeni başladığım için çoğu insan beni tanımıyor, bilmiyor. Tanımıyorum yani. KPSS ortamında pek tanınmıyorum. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Evde kalın. Bu el örneğini unutmayın. Piaget, Vygotsky. Ama ilk başta ellerimizi güzel yıkıyoruz. Öyle dudağımızı, ağzımızı, yüzümüzü değdiriyoruz. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. İyi akşamlar diliyorum hepinize. Yarın aynı saatte başlıyoruz. Coğrafya takip edebilir, bilmiyorum. Fatih Aydın, ben bir sorayım onu öğreneyim. Soru çözümü değildi. Bu konu anlatımının arkasına soru çözümü yaptım ben. Videoyu yükleyeceğim arkadaşlar. YouTube'da izleyebilirsiniz. Hiçbir şey kaçırmıyorsunuz. Canlı yayın çakışmaları olursa bunların hepsini izleyebilirsiniz. Merhaba Gülmelek. Merhaba Emre. Hasan hoş geldin. Arkadaşlar bu videoyu YouTube'a abone olarak YouTube kanalında benim Instagram biyomun altında kaydolun. Orada bütün geçmiş derslerin videoları var. Yüklemediklerimi de yüklerim. Hepsine ulaşabilirsiniz. Dinleyebilirsiniz. Tek tek. Öğreneceğim. Söz veriyorum Fadime. Bakın ben zaten Metin hocanızı biliyorsunuz. Metin Şar. ÖYT'de genel dinleyebileceğiniz bir insan. Sınıf
Nihat Ayten arkadaşlar ölçmede inanılmaz iyi anlatıyor. Bakın Nihat Ayten program ölçme öğreti o da anlatıyor ama ölçme falan müthiş anlatıyor. Ölçmede özellikle takip edebileceğiniz bir insan. Öğrenmede gelişimde beni takip edebilirsiniz. Peder alanı ben anlatacağım arkadaşlar. Benim alan zaten. Ben üniversitede de peder alanında öğretim üyesiyim. Onları size anlatacağım. Bu sorun değil. Nihat Ayten ölçme. Metin Şar'ı biliyorsunuzdur belki. Nihat Ayten. Ben paylaşacağım arkadaşlar. Beni takip edin. Nihat Ayten. Evet. Ayten. Bildiğimiz Ayten. Takip edin Nihat hocanızı. Duyurun. Yayın arkadaşlarınıza. Sizlere olabildiğince daha fazla kişi faydalanmış olur. Biz de daha fazla kişiye ulaşmış oluruz arkadaşlar. Abi video kapanmak üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Sorularınız olursa DM'den ulaşabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. İyi akşamlar.